Değerli basın mensupları, dost ve kardeş Nijer'in Cumhurbaşkanı Sayın Mahamadou'yu ülkemize ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetindeki bütün değerli kardeşlerimize Türkiye'ye bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Nijer için dost bir ülke dedim. Aslında tarihimizi hatırlayanlar bilecektir. 15. yüzyılda başlayan ilişkilerimiz 1912 yılına kadar devam etmiştir. Sizler bilirsiniz, Fizan kelimesini çok kullanırız biz. İşte Osmanlılar zamanındaki Fizan toprakları Kuzey Nijer topraklarıydı ve o zamandan beri oralarda Türklerden kalma eserler vardır ve 1912 yılına kadar Türkler ve Nijerler kardeşçe o zaman hep yaşamışlardır ve iki halk arasında büyük bir ahenk olmuştur. Değişen dünya şartları içerisinde tabii ki yeni dünya kurulup Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da 1966 yılında Nijer'le diplomatik ilişkilerimizi tekrar kurduk ama 2012 yılında da karşılıklı büyükelçilikler açarak dostluğun temeli üzerinde ilişkileri bugün de geliştirmek için kararlılığımızı ortaya koymuş olduk. İşte bu çerçeve içerisinde Afrika'nın bu önemli ülkesiyle Türkiye arasında en üst seviyede ilişkiler başladı. Bu ziyaretle tarihimizde ilk defa bir cumhurbaşkanlığı seviyesinde ziyaret gerçekleşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile hem baş başa hem heyetler arasında yaptığımız görüşmelerde İkili ilişkilerimizi tabii ki ele aldık. Biz Nijer'in siyasi istikrarına, güvenliğine bunlara çok önem veriyoruz. Bu bakımda elimizden gelen her türlü tabii ki katkıyı hep yapmaya devam edeceğiz. Gerek silahlı kuvvetler, gerek emniyet teşkilatı, gerek güvenlik birimleri arasındaki ilişkilere gelişmesine ve bu çerçeve içerisinde birçok alanda işbirliğini önümüzdeki dönemde hep gerçekleşeceğiz. İşte imzalanan anlaşmalar da aslında bunun ahdi zeminini hep oluşturmuştur. Ayrıca baş başa yaptığımız görüşmelerden ilave konular olarak ekonomik kalkınma, özellikle Nijer'in 3N diye ilan ettiği bir tarım programı vardır. Kendi halkının kendi kendine yeterliliği ile ilgili. Bu konularda da Türkiye olarak her türlü katkı vereceğiz. Bunları geniş bir şekilde konuştuk. Heyetler arasında yaptığımız toplantılarda da Sayın Bakanların hep iştirakiyle daha geniş bir şekilde bu konuları hep ele almış olduk. Özellikle Nijer madenler konusunda uranyum başta olmak üzere çok zengin bir ülkedir. Türkiye'nin gerek devlet gerekse özel sektörünün bu alanlarda daha faal olmasını arzu ediyoruz. Bu konularda gayet detaylı görüşmeler yaptık ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemde Nijer'in madenlerinin değerlendirilmesi konusunda çok güçlü işbirliğimiz olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı iş dünyasıyla da bir araya gelecek. Daha çok Türk yatırımın Nijer'e gitmesini sağlayacak. Nijer'deki büyük kalkınma hamlesi çerçevesinde önemli altyapı yatırımları, büyük barajlar inşa ediliyor. Bütün buralarda Türk şirketlerinin görev almasını ve katkı sağlamasını hep arzu ediyoruz. İmzaladığımız anlaşmalar aslında bütün bunların yolunu açan anlaşmalardır. Ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum ve ilişkilerimizin dostluk temelleri üzerine güçlü bir şekilde ileriye taşınacağından emin olduğumu tekrarlamak istiyorum.